Merhabalar değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli dostlar, biliyorsunuz Artvin Arıcılık olarak daha önce arıcılıklarını incelemeye başlamıştık. Ben de bugün istedim ki şöyle güzel bir arıcılığını inceleyelim. Çünkü arıcılar sürekli bu konuları tartışıyor. Hangi arıcılık daha başarılı falan. Yani ben size sorsam hangi arıcılık daha başarılı falan, muhtemelen herkes çalıştığı arıcılığın daha başarılı olduğunu söyleyecek elbette. Fakat aslında çok merak edilen bir konu, hangi arıcılık daha başarılı. Çünkü bu konu tartışılmasına rağmen bir türlü cevap bulunamamış bir konu. Türkiye'de ve dünyada da esasen tartışılıyor. Ben de bu konuyu gerçekten merak ediyorum. Yani hangi arıcılık daha başarılı? Çünkü biz Artvin'de arıcılık yapıyoruz. Artvin'de biz sadece Kafkas ırkıyla çalışıyoruz. Böyle bir kanun var. Artvin'e başka bir ırkın girmesi yasak. Yalnız diğer ırkların nasıl bir performans gösterdiği benim de çok merak ettiğim bir husus. Onun için ciddi bir şekilde araştırdım bu arı ırklarını. Hangi arı ırkı acaba gerçekten başarılı falan. Ve karnıyol arı ırkı benim çok dikkatimi çeken bir ırk. Değerli dostlar. Çünkü gerçekten üstün özelliklere sahip. İsterseniz bu karnıyol arı ırkının gerçekten özellikleri nelerdir? Üstün özellikleri var mı? Bu konuyu bir ele alalım isterseniz. Karnıyol arı ırkı değerli dostlar, dünyadaki arı ırklar içerisinde kendine saygın bir yer edinmiş bir arı ırkı ve yaygın bir şekilde dünyada bu arı ırkı tercih ediliyor arıcılar tarafından. Özellikle Balkanlarda, işte Türkiye dahil, Avrupa, hatta Amerika'da mesela en çok tercih edilen ikinci arı ırkıymış karnıyol. Yine Almanya'da mesela arıcılar tarafından çok sıkça tercih edilen bir arı ırkı. Benim mesela Almanya'da bir arkadaşım var. Diyor ki biz diyor karnıyola çalışıyoruz ve gerçekten çok başarılı diyor karnıyol arı ırkı. Türkiye'de tabii arı ırkının değişik ekotipleri falan var. Ve bunu da görüyoruz zaten internetten falan da ana arı satışları yapılırken genelde karnıyol işte F1 falan deniyor. Türkiye'de de demek ki arıcılar arasında yaygın bir şekilde kullanılan bir arı ırkı. Karşılaştırmalar da yapılıyor. Zaman zaman bu konuda yapılan araştırmalara da denk geliyoruz. Ve farklı sonuçlar da ortaya çıktığı görülüyor. Ama ben birçok araştırmaya baktım. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalara Türkiye'de de var. Bir hayli sağ olsunlar. Araştırmacı arkadaşlarımız bu konuyu ele almışlar. Yani karnıyol arı ırkı başarılı görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre çok da böyle olumsuz yönü ön plana çıkan bir ırk değil. Onun için isterseniz bu karnıyol ırkını arkadaşlar biraz daha böyle derinlemesine ele alalım. Bu nasıl bir ırk? Genetik yapısı, fizyolojisi, işte özellikleri neler? Bir bakalım isterseniz buna. Karnıyol, Apis mellifera carnea diye literatürde tanımlanıyor değerli arkadaşlar. Arı ırklar içerisinde yaygın bir şekilde işte kullanılan az önce de söylediğimiz gibi bir ırk. Tabii çok sayıda ekotipi de ortaya çıkmış değerli dostlar. Karnıyol arı ırkının. İşte Türkiye'de de var bir hayli ekotipi, Avrupa'da da var. Tabii ki ekotipler arasında da farklılık vardır. Karnıyol arı ırkının menşei değerli dostlar, Balkanlar, Avusturya Alpleri olmak üzere işte Yugoslavya, Slovenya, Tuna Vadisi boyunca yaygın olarak bulunan bir ırk. Türkiye'de de bu ırkı görüyoruz. Karnıyol arı ırkının anatomisine baktığımızda değerli arkadaşlar, İtalyan arı ırkına benzeyen bir arı ırkı. Kafkas'a da benzeyen yönleri var. Yani Kafkas ırkıyla neredeyse böyle çok yakından bakmadıkça ve uzman bir arıcı olmadıkça pek de anlaşılmıyor renk olarak baktığımızda. Ana arısı biraz esmer. Dolayısıyla kovan içerisinde biraz böyle dikkatli bakmanız gerekiyor bulmanız için. Onun için karnıyol ana arısıyla çalışan dostlarıma tavsiyem boyasınlar, ana arı renkli olsun ki hemen kovan içerisinde görsünler bu arıyı. Karnıyol arı ırkının
Gerçekten üstün özellikleri var. İsterseniz bunları şimdi bir tek tek ele alalım. Hangi açıdan karnıyol ırkı daha ön plana çıkıyor? Bir kere her şeyden önce nazik ve uysal bir ırk değerli arkadaşlar. Çokça böyle sıkıştırılmadıkça, rahatsız edilmedikçe saldırganlık davranışı göstermiyor. Diğer ırklara göre gene erken ilkbaharda çok hızlı geliştiği görülüyor karnıyol arı ırkının. Hatta bence en başarılısı erken ilkbaharda hızla gelişmesi açısından bakıldığında. Mesela bizim orada Artvin'de Kafkas ırkıyla çalışıyoruz biz. Kafkas ırkı mesela erken ilkbaharda çok hızlı gelişmiyor. Yaz aylarında daha iyi durumda, daha optimum düzeye ulaşıyor ama biraz erken ilkbaharda gelişim sorunu biz mesela Kafkas'ta yaşıyoruz. Dolayısıyla da demek ki karnıyolda böyle bir durum söz konusu değilmiş arkadaşlar. Gene erken ilkbaharda hızla çoğaldığı için nektar dönemine güçlü giriyor tabii ki karnıyol ve bu yüzden de bal ve polen verimi de oldukça yüksek. Diğer arı ırklarına baktığımızda da en yüksek ırklardan birisi bal ve polen verimi değerli arkadaşlar. Bulunduğu şartlara çok kolay adapte olabilen bir ırkmış karnıyol. İklim şartları değişkenlik gösterdiğinde ve doğal şartlar değiştiğinde hemen ona göre bir pozisyon alıyormuş. Mesela acil durumlarda bile 150 gün kadar kovandan çıkmadan kovan içerisinde yaşayabildiği görülmüş karnıyol ırkının. Karnıyol ana arısı da değerli arkadaşlar yumurta atmayı çok seven bir ana arı. Fakat dışarıda şartlar sertleştiğinde, olumsuz duruma dönüştüğünde hemen kontrollü bir şekilde yumurtayı da azaltabiliyor. Ve şartlar normale döndüğünde de hızlı bir şekilde yumurta atımına tekrar başlıyor karnıyol anası. Zararlı böceklere karşı karnıyol ırkının çok başarılı olduğu görülüyor değerli arkadaşlar. Özellikle yavru hastalıklarına karşı dirençli olduğu görülüyor karnıyolun. Gene böceklere karşı falan da böyle başarılı bir ırk. Bir başka özelliği değerli arkadaşlar, nektar akımı sona erdiğinde kuluçka üretimi makul seviyeye düşüyor karnıyol ırkının. Yağmacılığa karşı savunma mekanizmaları güçlü. Kendileri de çok böyle mecbur kalmadıkça, aç kalmadıkça yağmacılık eğilimi pek göstermiyor karnıyol arı ırkı. Gene dil uzunlukları da uzun arılardan birisi 6.5 ile 6.7 milimetre arasında dil uzunlukları tespit edilmiş. Yani Kafkas arısı kadar olmasa bile dil uzunluğu açısından gene iyi ırklardan birisi. Çünkü biliyorsunuz böyle derin çiçeklerden nektar çekme anlamında dil avantaj sağlıyor tabii ki arılara. Gene daha düşük mevcutta kıştan çıkabilme özelliğine sahip değerli arkadaşlar. Kışın bal su tohu tüketimi de oldukça düşük. Bu açıdan bakıldığında da kışlatma açısından başarılı bir ırk olduğu görülüyor. Propolis ve bal tüketimi gerçekten düşük. Uzun kışları olan bölgeler için bu açıdan bakıldığında iyi ırk gibi duruyor değerli arkadaşlar. Gene yavru ve kuluçka hastalıklarına karşı dayanıklı olduğunu az önce de belirttim. Yön tayinleri de oldukça iyiymiş karnıyol arı ırkının ve kovanlarını şaşırmazlarmış değerli arkadaşlar. Sabahın erken saatlerinde hemen icraata başlarlarmış ve dışarıdan nektar ve polen getirmeye başlarlarmış. Öyle de özellikleri söz konusu. Karnıyol işçi arıları diğer ırklara göre yaklaşık %12 oranında uzun yaşadıkları da görülmüş değerli arkadaşlar. Bu da artı bir yön elbette arılar için. Genel manada bakıldığında arkadaşlar gerçekten üstün özelliklere sahip olduğu görülüyor karnıyol arı ırkının. Tabii ki bulunduğu yere göre arıcının işte arılarına bakması, beslemesi tabii bunlar önemli faktörler. Bütün şartlar yerine getirildiğinde uygun bir ortam oluştuğunda karnıyol ırkının iyi sonuç verebileceği düşünüyor. Tabii ki siz gene de bu arı ırkıyla çalışırken arkadaşlar verimli kolonilerden
Başarılı kolonilerden ana arı üretmeye çalışın. Çünkü karnıyol ırkı da olsa koloniler arasında da farklılık oluşabiliyor. Daha çok çalışırken memnun kalınan daha başarılı kolonilerden ana arıyı üretmekte fayda var. Araştırdığımız kadarıyla bazı olumsuz yönleri de var karnıyol arı ırkının. Her ne kadar düşük olsa da bazı olumsuz özellikleri de söz konusu değerli arkadaşlar. Zaten hiçbir şey mükemmel değildir değerli dostlar. Her canlının, her varlığın bir olumsuz yönü de vardır. Örneğin karnıyol mesela sıcak havalarda çok fazla performans gösteren bir tip değilmiş. Böyle aç kalırlarsa yağmacılık mesela yapabilirlermiş, hırsızlık yapabilirlermiş. Ama çok aç ve gerçekten zor durumda kalmaları gerekiyormuş. Gene ana arı işte siyah olduğu için kovan içerisinde kraliçe arıyı bulmak biraz zor. Bir de erken ilkbaharda hızla geliştiği için tabii ki gıda ihtiyacı da artmaktadır değerli arkadaşlar karnıyolun. Onun için erken ilkbaharda böyle hızlı hızlı yumurta atarken mutlaka arıcılar ihtiyaç duyduğu besini özellikle şuruplama işini yapmaları gerekir. Yoksa bir anda yumurta çürüklüğüne falan arılar düşebilir. Tabii ki arılar hızla çoğalırken de besine ihtiyaç duyacaklardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Hızla çoğaldıkları için oğul verme eğilimleri de artabilir buna bağlı olarak. Onun için karnıyol ırkıyla çalışanlar sık sık oğul verme durumunu kolonilerinin kontrol etmesi lazım değerli arkadaşlar. Bugün karnıyol arı ırkını ele aldık. Gördüğümüz kadarıyla bazı özellikler açısından gerçekten ön plana çıkan bir arı ırkı. Denemekte fayda var tabii ki. Diğer ırklara da karşılaştırabilirsiniz kendi arılığınızda. Bakarsınız arkadaşlar gerçekten karnıyol daha iyi performans sergilediyse karnıyolla çalışırsınız. Eğer başka bir ırkı beğenirseniz başka bir ırkla çalışırsınız. Fakat şunu unutmamak gerekir. Dört dörtlük bir arı ırkı yok değerli arkadaşlar. Önemli olan ana arı üretim süreçleri, işte çevresel şartlar, arıcının arılarına en iyi şekilde bakması, hizmet etmesi. Pek çok unsur tabii ki burada etkili. Ama bizim amacımız tabii ki verimli ırklarla çalışmaktır. Türkiye'de bal üretimi düşük değerli dostlar. Dünya ortalamasının altında yani 14 kilo falan civarında koloni başına. Bu da bizim verimli ırklarla çalışmadığımızı gösteriyor. Bir noktada hata yaptığımızı falan gösteriyor bu sonuçlar. Bu bakımda madem ki bu işle uğraşıyoruz, bu işi en iyi şekilde yapmakta fayda var. En verimli ırklarla çalışmakta fayda var. Eğer bütün bunları yerine getirirse arıcılarımız tabii ki mutlu olabilir arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Bugünkü videomuz da burada sona erdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz değerli dostlar, lütfen kanalımıza üye olunuz. Bize bu şekilde destek olun. Beğenilerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Eğer bildirimleri de açarsanız daha sonra yayınlayacağımız videolardan anında haberdar olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli günler diliyorum değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.